Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum daha önce de bu sahnelerde diyelim konuk olmuş. Yakından tanıdığınız Murat Gölcü. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin için. Ne demek, rica ederim. Her zaman beklerim. Şimdi sen geçenlerde bir yerlerdeydin. Yurt dışında bir yerlerde. Oradan dolayı aslında bu şeyi yapıyoruz. Biraz bu bugünün konusu zaten başlıkta da görmüştür arkadaşlar. Bugünün konusu biraz oradan geliyor. Ama önce bir ne konuşacağız istersen onu bir ondan bir bahset. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum tekrar. Bir hafta kadar Amerika'ya gittim geldim ve orada biraz da hani hem bir etkinliğe katıldım. Salesforce'un Dreamforce diye bir etkinliği var. Hem ona katıldım hem de daha önceki orada kaldığım dönemlerde tanıştım arkadaşlarımla böyle yeni gelişmeler nedir? Ne oluyor? Neler dönüyor? İşte Silikon Vadisi'nde neler gelişiyor. Yeni trendler nedir? Onları sohbet etme fırsatı buldum. Şu anda yeni trend biraz daha böyle AI tarafında, AI agent dediğimiz bir başlıkta toplanıyor. Bundan belki biraz konuşabiliriz bugün. Ve daha sonra da biraz da böyle etkinlikte Salesforce ürünler içerisinde belki hepimizin hayatında kullandığı kritik ürünler var. O ürünlerde ne gibi değişiklikler yapmışlar ve bunu hayatlarına nasıl uygulamışlar biraz da oradan örneklerle bahsetmiş oluruz diyeyim. Şimdi son birkaç seneyi yani ben bildiğim kadarıyla anlamak için özetleyeyim. Şey furyası hani bu OpenAI Chat GPT ile birlikte Conversational AI veya işte Generative AI'ın text tabanlı işte prompt bazlı versiyonu çok popüler oldu. Herkesin kullanabildiği ve gerçekten hani çok hızlı bir şekilde zaten en hızlı 100 milyon dolar ciroya ulaşan şirket mi? Öyle bir şey galiba. Çok hızlı bir şekilde hepimizin hayatına da girdi. Biz de kullanmaya da başladık. Sonra bunun başka alternatifleri çıktı. Sonra sadece bu o generative AI dediğim şey sadece text tabanlı değil, başka şeyler de üretmeye başladı. İşte görsel üretmeye başladı önce. Sonra işte orada Midjourney'ler var, DALL-E'ler var yine OpenAI'nin içerisinde. Ki onlar da çok kısa bir sürede aslında acayip kalitesi yüksek şeyler üretmeye başladı. İlk başta böyle kargacık burgacık şeyler çıkarırken şimdi çok realistik şeyler çıkarmaya başladı. Sonra bu videoya döndü, şeye döndü falan filan. Böyle farklı üretim yöntemlerine gitti. Sonrasında işte AI agents şeyleri de duyulmaya başlandı. Son bilmiyorum ne süredir. Bu AI agents konusu nu biraz aslında irdeleyeceğiz bugün. Nedir? AI dediğimiz bu büyük çatının içerisinde tam nerede konumlandırılıyor? Onu biraz konuşacağız. Deyip aslında AI agents nedirle başlayayım yani. Çok basit bir şeyden girelim. Önce çok basit bir halini anlat istiyorsan. Yani ne anlamalıyız AI agents dediğimiz zaman? Ona böyle biraz daha işin anlaşılır ve espriler tarafıyla AI agent aslında bu Iron Man'in kullandığı Jarvis yani. Gerçekten hani böyle tam uçarken sürekli Jarvis şunu yap, Jarvis bunu yap, bunu yap dediği sürekli arkadan bilgiyle bütün fonksiyonları da harekete geçirebildiği bir şey. Hani kafamda böyle ben oturtuyorum neye benziyor falan diye biraz daha böyle hani metaforik olarak buraya benzetiyorum. Aslında temelde bir şeye AI agent diyebilmek için bir 3-4 tane temel bileşenin olması gerekiyor. Bir tanesi en önemlisi şu anda bizim kullandığımız AI sistemlerinden farklı olarak bir sensörün, bir bilginin, bir veri kaynağının ya da bir reseptörün olması gerekiyor. Bu bir web search fonksiyonu da olabilir. Bu bir PDF file'ı tarayan bir şey de olabilir. Ya da sizin browser history'nize bakan bir şey de olabilir. Alışveriş geçmişinize bakan bir şey de olabilir. Ya da robotların üzerindeki bir sensör de olabilir. Bu fiziksel ya da soft bir sensör olması lazım. Yani bir reseptörle bir bilgiyi toplayan bir yer oluyor olması lazım. Bir diğeri aktör olması lazım. Yani bu bir karar verici ve bu fonksiyonu yapacak bir aktör. Günün sonunda bir tane bir yere bir dosya yazıyor olabilir.
bir yeri süpürüyor olabilir, bir şey yapabilir. Bir bunu yapacak fonksiyonu yerine getirecek agent'ı kimliğe büründüren şey olması lazım. Hani Jarvis deyince aklımız hep orada bir hareketli ses dalgası geliyor ya konuşan. Onun gibi bir obje olması gerekiyor, bir aktör olması gerekiyor yapan. Ve en önemli kısım burada karar verici ve prosesi işleyici mekanizmanın olması gerekiyor. Yani işte burada bunları toplayıp bütün verileri anlamlı hale getirip bütün AI'ın sisteminde bunları işleyip işin brain kısmı dediğimiz aktöre o komentleri üreten tarafın olması gerekiyor. Son olarak da sürekli zaten AI dememizin en büyük o intelligence kısmının fonksiyonu da bu sistemin öğrenip kendini besleyen tarafa gelmesi lazım. Şimdi bunların bir sürü örnekleri var. Böyle tipleri var. Birkaç tane tipinden bahsedip aslında daha böyle ayağa yere basan bir bilgiye sahip olabiliriz. Bir dakika. Oraya girmeden abi bir şeyleri tekrarlayalım o parametreleri. Bir bir input alması lazım dedin. Bir data alıyor olması lazım dedin. Evet. İki bir çıktı veriyor mu olması lazım? Bir task mı yapıyor olması lazım? Bir aksiyon mu Yani alıyor olması lazım? o fonksiyonu yapacak bir aktör olması lazım. O aktör Aktör, okey. bugün o işi otomatize eden şey neyse, bugün yeri süpüren robot süpürgede ya da o gün fonksiyonu yerine getiren Jarvis de o aktör yani. Yani o Okay. aktör kim olacak? O aktörün belirlenmesi lazım. Bugün fabrikalarda robot kol mesela o aktör. Tamam. Okay. 3. Bu bütün bu işin beyni olan sistem. Yani bütün prosesi işlediğin yer, bütün decision making yaptığın yer. Yani kararları verdiğin ve bütün bunları işlediğin o kola git buradan bu raftan bu ürünü al aşağı indir ya da robota bak sadece bu bölgeyi süpür dediğinde orayı anlamlı bir şekilde tarayıp o fonksiyonu düzgün yapan ve o prosesi işleyen yer. Ve onu anlamlı Dörtte kodlara dönüştüren. Dörtte bundan ben bitirdim. beslenen. Yaptım. Oldu. Olmadı. Bunların hepsini sonuçlarıyla sürekli besleyen şey. Şimdi her AI agent'te bu var mı? Bu son dediğim kısım her AI agent'te yok. Olmak da zorunda mı? Değil. Yani robot süpürgeye verdin de robot süpürge sürekli kendini iyileştirsin diye de bir beklentim yok. Yani yarın daha iyi süpürsün burayı diye de bir beklentim yok. Ama atlamadan geçsin, eve bir tane yeni bir mobilya aldıysa bunu fark etsin de var tabii ki. Onlar ama zaten bunun şeyinin prosesinin içinde bir fonksiyon. Bir yer varsa tara bunu bul. Sensörden o bilgi geliyor. Ama öğrenen modeller var. Bunlara böyle birkaç tane örnekle verirsek bence kafada biraz daha oturur zaten. Okey. Oraya girmeden önce bir daha başka bir soru daha soracağım. Şimdi evet şey örneklerinde belki bu biraz daha netleşir ama şimdi bu bahsettiğimiz 3-4 tane maddenin normal bir ya mesela şey neydi? Amazon Alexa, Google Home. Şimdi bunlar bir input alıyor ama o input'u bir şey olarak alıyor. Yani hani birinin konuşmasından bir prompt diyelim, voice prompt diyelim. Voice prompt alıyor. Bu senin bahsettiğin birinci maddeden farklı mı? Şimdi aslında bu AI agent'a dönüştürülmemiş hali. O bilgiyi işleyip genelde recommendation, tavsiye, knowledge base'de kalan kısmı. Ama Alexa'ya şu fonksiyonu verirsen bu çalışır. Yani bu agent yani. Aslında agent dediğin şey gündelik hayatta senin cowork gibi ya hayatını kolaylaştıran ya da zamanını sana kazandıran bir şey olmak zorunda. Yani bir prosesi senin yerine yapıyor olması bekleniyor. Örnek veriyorum. Evde Alexa var. Sen de her gün köpeğe mama sipariş veriyorsun. Eğer Alexa köpeğe mama siparişi vermeyi işlemini, fonksiyonunu tamamlayıp yapacağı doğru indirimleri doğru zamanda yakayabiliyorsa, yani sen mama verirken neyi düşünüyorsun? Abi bunu bu zamanda alayım daha indirimli alıyorum. Bunu bu zamanda vereyim daha iyi şey olsun. Bunu yapabiliyorsa bu zaten senin için zaman kazandırıyor. Neredeyse senin gibi işin %80'ini yapmış oluyor ya. Bu aslında senin için bir shopping agent oluyor.
Onu tam anlamış oluyor. Ama şu bir tam anlamıyla şuna agent demiyoruz. Çünkü fonksiyonlardan birini barındırmıyor. Ya yarın bu ürünler alabilirsin ya da senin için öğrendiğim bu ürünler bunlar. Bu bir recommendation bilgisi. Ama o fonksiyonu yerine getirmesi lazım. Yani sipariş verme fonksiyonunu senin yerine yapıyor olması lazım. Oradaki şey kısım Alexa'ya dönüyor. Aktör Alexa olursa sipariş verme aktörü. Yani senin o job to be done'ını senin yerine Alexa yaparsa o agent olmaya başlıyor artık. Ve artık öğrenirse ya benim sen oraya bir bu şeyden memnun kaldın mı? Kalmadım deyip yok bu artık memnun kalmadığı şeylerden sipariş vermeyeyim mi de sürekli siparişte geri besleyip öğrenirse de artık şey oluyor. Hatta daha detaylı şöyle de diyebiliriz. Sen sipariş beğenmedin çünkü şu ürünleri sevmiyor benim köpek. Artık o ingredient ürünlerden de sipariş vermeyeyim diye detaya doğru girdikçe öğrenen bir şeye dönüşüyor. Bu sefer Süper. senin zamanını bayağı rahatlatıyor. O zaman benim anladığım ana fark şu. Alexa şu anki haliyle veya Google Home şu anki haliyle sen bir sesli komut vermezsen veya daha önceden planlanmış bir kural seti ve senin yaptığın bir kural seti koymazsan bir aksiyon almıyor. Yani Google Home burada duruyor benim. Orada durmaya devam eder ben hiçbir şey yapmadığım sürece. Daha Evet. yani ya sesle bir komut vermediğim sürece ya da ben ona işte her sabah beni 8'de uyandır demediğim sürece. Onun AI agent'lı hali doğru mu anlıyorum diye hani aslında bir örnek olarak kullanacağım bunu. Diyelim ki Google Home'un içerisinde bir AI agent var artık. Ve diyor ki bana senin bugün saat bilmem kaçta toplantın var ve bu toplantın karşı tarafta bugün de yağmurlu gözüküyor. İstersen şeyi al. Pardon. Bence bu olmadı. Bu doğru bir örnek olmadı. Buradan devam edersek şurada agent'a döner. Tamam. Senin toplantın var bugün. Toplantına online katılacağını görüyorum. İstiyorsan senin yerine toplantı notlarını tutabilirim. Toplantı notlarını özet olarak seninle paylaşabilirim dediği an senin toplantıda ayıracağın eforu almış oluyor ya. O zaman agent'a dönüyor. Ve bunu Yani ama bunun şeyini de ben vermemiş olmam gerekiyor. evet Bana zaten ben daha önce ona toplantı not toplantım olursa toplantı notlarımı al dememiş olmam gerekiyor. Şöyle, zaten agent olarak onu görevlendirmen birinci işin. Yani o agent'in bir tanımı var. Sen bir e-agent uygulaması indirdin ya da kullanıyorsun. Şimdi bunun çok benzer bir örneği gittiğim şeyde gördüm etkinlikte. Slack'te var. Slack şunu yapmış. Demiş ki ben bir tane e-agent yaptım. Sizin işinizi çok güzel görecek. Ne yapıyorsunuz? Ben dataya baktım. Slack'in datasına baktım. İnsanlar çok fazla toplantıda ya da gündelik hayatlarında not almak için kullanıyorlar beni. Ben de bunun üzerine ne yapabilirim diye düşündüm. Siz toplantı notlarını eğer Huddle'dan ya da işte görüntülü görüşmeler şu anda Huddle'a yapıyorlar sadece. Yapıyorsanız o Huddle'a girdiğiniz toplantının overall özetini ben sizi dinleyerek çıkartıyorum diyor. Şimdi normalde toplantıyı yaptık, özetleri çıkarttık. Bir sürü e-mail dönmüyor mu içimizde? Yani ya da abi kanala yazalım bunların to-do'sunu çıkartalım. Sonra da diyor ki eğer istersen şu maddeler çok frequent geçti. Bunları da to-do yapıp takvime ekleyebilirim. İşte bu agent oluyor. Niye? Senin kadar hani o fonksiyonların hepsini yapmıyor ama senin zamanının bir kısmını boşa geçirmek için oradaki prosesi yapıyor. Şimdi buradaki fonksiyonları tekrar hatırlayalım. Sensör sizi dinliyor. Aktör toplantıyı tutan kişi oluyor. Yani biz o gün bir sekreter ya da o gün bir not tutucu olabiliyor. Diğeri yani oradaki proses işliyor. Oradan hangisi anlamlı task maddesi olur? Hangisi toplantının en highlight maddesi? Senin vurgun, impression, voice tonundan her şeyi anlıyor. Diğeri de artık hani bu yaptıkça bu toplantılardan öğreniyor olması bekliyorum. O son kısım burada olmayabilir. Onu bilmiyorum. Ama Okey. buradan bir sürü actionable item çıkartıyor. Şimdi mesela şey tarafına kadar benim kafamda net değildi. Toplantı notlarını tutması. Şimdi toplantı notlarının tutması bunu AI ile yapan bir fonksiyon olmaz mı diyordum kendi kendime. Ama ondan sonra bunu işte bu toplantı notlarından bu tekrarlayan bir konu, bu konuyu
ayrıca görüşmek ister misin gibi bir şeye çeviren bir tarafı varsa okey, o kafamda daha net oluşuyor. Çünkü diğeri hani okey, o şeyi sesi metne dönüştürmek ve onun özetini çıkarmak tarafında evet, zaten bir büyük bir NLP benzeri bir şey kullanıyor. Hani AI'yı kullanıyor orada. Ama arkadaki şey hani zaten bir belirlenen bir fonksiyon gibi geliyor. O yüzden hani AI agent mıdır bu diyordum, sadece toplantı notu alma konusunda tarafında. Yani şöyle bir şey de hani kafalarda benim kafamda da netleşirken böyle netleşti. Ya biz AI kullanıyoruz. Bizim şimdi uygulamada da ne pişirsem diye bir şey var. Müşteri akşama pişirmek istediği yemeğe giriyor. Tarifi veriyoruz. Ürünleri sepet atıyor. Çıkıyor. Nerede agent oluyor dediğimde hep böyle hem gittiğim event hem oradaki konuştuğum arkadaşlar da şu şey benim kafama çok oturdu, mantıklı geliyor. Ya zamanını sana kazandırıyor ya da senin yapabileceğin kompleks bir prosesi onun üzerine veriyorsun. Bir fonksiyon ya da bir görev yapıcıya dönüşüyor. Bunu artık şirketler, ya biz AI yapıyoruz, her şeyi yapıyoruzdan ziyade bütün teknoloji şirketleri, SaaS şirketleri, biz artık AI sizi elinizden işi almayacak, sizin gündelik işlerinizi kolaylaştıracak agentlara dönüştürdük. Bence birkaç yıllık hype bu. Yani biz AI yaptık, her şeyi düşünür, müthiş, sizin adınıza da karar verir. Aman Tanrım, bizim iş ne oluyor? Battık bittik modundan çıkartıp zaten çok fazla datanın içinde bunu çözmek de ayrı bir problem olduğu için herkes bunu gerçekten commercialize edeceği, business'ta paraya döndüreceği bir yere çevirmiş. Herkes kendi fonksiyonunda ya da kendi ürünün içinde, abi sen benim ürünü niye alıyorsun? Marketing automation için alıyorsun ya da müşteri memnuniyet için servis sunan çağrı merkezi uygulaması olarak alıyorsun. Ama çağrı merkezinin günlük yaptığı bir sürü rutin var. Buraya bir sürü data giriyor, bir sürü şey giriyor. Ben onun hayatını kolaylaştırıp senin çağrı merkezinin adamını daha efficient yapabilirim. Günlük 100 çağrı yapıyorsun, 140 çağrı yapmasını sağlayabilirim. Yani değer önerisi burada bu oluyorsa agent fonksiyonu deniyor. Ya birkaç tane mesela hem kendimiz hani konuştuğumuz örneklerden verebiliriz. Mesela bunlara bir sürü de bunun sınıflandırması var. Bu arada agentlar da sınıflandırılmış durumda. Yani bu agent dediğimiz şey böyle hepsi agent oluyor mu ya da hepsinin tek bir agent tipi mi var? Hayır, tek bir agent tipi yok. Simple olanları var. Bu işte termostatlar. Daha model based olanlar var. İşte sürekli modeli geliştirenler. Bu işte self-driving car'lar. İşte sürekli 7, belki 7 milyon muydu, bir bakmıştım. Sen de söylüyordun. 7 milyon mil yol yapmış mesela Waymo. Sürekli o modeli geliştirmek için, trafikte hareket edilmek için bir sürü kural var. Goal based olanlar var. İşte geçen AI Chess Master çıktı. Şampiyon olmaya çalışıyor. Kaç defa da yenildi. Ama bir şekilde başarmak için sürekli kendini geliştiriyor. Utility based agentlar var. Bunlar da işte komple trafik ekosistemini iyileştirenler. Yani işte akıllı kavşaklar var şu anda. Kırmızıyı, sarıyı, yeşil ayarlıyor. Ama o utility based agentlar var. AI üzerinde çalışan. Komple şehrin trafiğini yönlendirerek yapmaya çalışıyor. Bir de learningler var. Bu learning agentler daha kompleks, daha komplike datalardan beslenen şeyler. Bunları da böyle çok hardcore software işi yapanlar daha çok kullanıyor. İşte Google kullanıyor, Apple kullanıyor. Bir şeyden, bir virüsten korumak veya sisteme bir ataktan korumak için çok fazla kullanılıyor. Ya da senin inbox'ını revize ediyor. Bu promotion'dır diyor, bir şey diyor. Bir de multi agent'lar var ama ona hiç girmiyorum. Bir sistem, yani agent'ları birden fazla kullananlar var. Şu anda bu da çok yaygın değil. Ben birkaç tane böyle gördüğüm, hani gittiğim eventte de gördüğüm ve fayda sağlayacağını düşündüğüm şeyler. Yani bu, oradan da birkaç örnek vereyim. Slack'te bu bahsettiğim şeyi yapmışlar. Böyle not alıyor falan. Faydalı olan ve gündelik hayatta kullanılan ürünleri başka ürünlerin içine de agent olarak koymuşlar. Mesela Tableau kullanıyorsun. Tableau'da bir tane dashboard yaptın. Bir kampanyanı inceliyorsun. Yaptığın kampanya ile alakalı bir sürü stakeholder var. İşte pazarlama, operasyon, finans.
Hemen orada bir tane chat ekranı açmanı sağlıyor. O onun üzerinden konuşuyorsun. Kampanyanın nasıl gitti ve ne olduğu ile alakalı hemen kendi içinde Tableau'da zaten otomatik dashboard yaratıyor. Yani dashboard'un hazır. O dashboard üzerinden Slack'ten tıkır tıkır yazışmaya başlıyorsun. Bunları da artık kendi içinde agent gibi kullanmaya başlamışlar. Mesela eskiden şöyle bir fonksiyon yoktu. Ben ya böyle bir şey olsa çok iyi olur diyordum. Marketing Cloud kullanıyoruz işte. Journey'ler yapıyoruz. A müşterisi bu hareketi yaparsa bu kampanya bu çeki alsın. Bunu kazansın. Hem kişisel hem segment hem de kişiselleştirilmiş alanda çok işimizi görüyor. Belki yüzlerce günlük farklı kişiye, farklı kampanyaya, farklı iletişimler yapabiliyoruz. Bunu yaparken şunu diyordum ya. Ya yüzlerce şey yapıyoruz ama hangisi çalışıyor? Çalıştığındaki trendler hangisi? Bu eforu daha çok tutturduğumuz kampanyalara daha çok yatırım yaparak harcayalım. Şimdi onu çözmüşler. İçeride bir tane şey çalışıyor agent. Kampanyaların bütün bilgilerini topluyor. Sana bir tane dashboard yaratıyor. İçine Tableau'yu embed etmiş. Demiş ki bak bende Tableau da var. Bu da var. Bir tane Tableau agent koydum buraya. Senin bu raporu çıkartmanı, insight'ları yakalamana gerek yok artık. Ben bunun içine insight'ı da koydum, trend'i de koydum. Hepsini koydum. Bütün verileri anlamlandırıyor. Senin o sensörler neyse ya da istediğin neyse golü veriyorsun, yapıyorsun. Bunun için temelde İşte o sistemin çalışabilmesi yani aktörün çalışabilmesi için bir tane girdi var ya o reseptör sensör dediğimiz şey. Onun için herkesin yaptığı gibi bir tane prompt builder yapmışlar abi. Yani yine günün sonunda sen şöyle yapıyorsun. Ben bu böyle bir kampanya tanımlamak istiyorum. Bu kampanyada şöyle bir gelir hedefim var. Bunu da şu kitleye tanımlamak istiyorum. Sonunda da bu kampanyayı şöyle ölçümlemek istiyorum diyorsun. Bunu tamamlıyorsun. O da diyor ki bu sonuçlarla run edeyim mi? Uygun mu senin için? Scriptini çıkartıyor, mail template'ini çıkartıyor, push atacağın şeyi çıkartıyor, teksti falan. Yani senin orada harcayacağın pazarlama operasyon şeyini çıkartıyor. Tamam diyorsun, bu uygundur. Sonra o kampanyadan 3-5 tane yapmaya başlayınca artık şey yapmaya başlıyor. Diyor ki ben bunları öğrendim. Artık bunlara hızlı hızlı yapabilirsin. Bunlara yapmana gerek yok. Dashboardları da öğrenmeye başlıyor. Bu bayağı hani AI uçtan önce her şeyi yapsın değil de AI işinin yardımcısı olsun adı bu yani agent'ın aslında yani karşılığı bu. Senin işinde zamanını artırsın ya da işini kolaylaştırsın kısmı bana çok fit etti. Zaten hayatımızda da çokça kullanıyoruz abi şu anda. Peki biraz daha şey bir soru soracağım. Bu kendi GPT'ni yaratma şeyi vardı ya mesela ChatGPT'de. Evet. Bu AI agent'a neresi benziyor, neresi benzemiyor? Veya o AI agent yaratmak mıdır? Bence değil ama hani doğru da anladım mı emin de değilim yani. Şimdi benim için hani böyle biraz daha tanıma sadık kalma şeyinden değil hani bakış açısından değil ama sonuçta GPT fonksiyonlarının dışına çıkmayan bir şey ve benim hayatımı kolaylaştırmıyorsa benim için bir GPT wrapper gibi ya da GPT'nin bana ait versiyonu gibi hani benim datam benim alanımda kalsınmış gibi bir şey hissettiriyor bana. Onu kullananlar da ne böyle var çevremde. Süper harika. Sadece seni daha çok tanıyor ama gene hani bilgi bazında her şey gene yine recommendation dolu içi bolca. Yine öneri dolu. Yine böyle publicly açık olan verilerde toplayıp daha anlamlı humanize ettiği bir insancıllaştırdığı bir bilgi veriyor sana. Ama bilgiyi insancıl moda çevirmek agent olmuyor. Yani Okay. insanın yaptığı bir fonksiyonu yapmak agent oluyor. O yüzden agent diyorlar zaten adına. Yani senin işinin bir parçasını alması lazım. Yükünü alması lazım yani. Yoksa o bilgiyi yani sadece şunu desem belki derim yani. Abi ben Search'e 4 saatimi ayırıyordum. Öyle bir insight veriyor ki bana 2 saatimi azaltıyor benim. Okey derim bunu ama sadece bilgi amaçlı derim. Ki verdiği bilgilerin çoğu da önerisel anlamda. Ha mesela şunlar var. Şunu yapanlar da var. Multiple agent yapmak istiyorsun. Bilgiyi ChatGPT'den besledin olur. Mesela şunu yapan var. Ben beğeniyorum bunu. Mutfaklarda kullanan bir tane model görmüştüm.
Adam elindeki malzemeden resmini çekiyor. ChatGPT'ye yüklüyor. Buradan neyi yapabilirim diyor. Tarifi alıyor. Onu agent'e gönderiyor. Diyor ki ben bu tarifi yapmak istiyorum. O tarifi agent denemeye başlıyor. İlki çok berbat oluyor yani gerçekten. Çok kötü oluyor. Hani sıralamada var ya ama hiçbir şey öğretmiyor. Sadece o tarifi şey yapmaya çalışıyor. Zamanla o tarif gerçekten gelişiyor. İki tane şefle test ettiriyorlar. Bunun videosunu bulursam bu arada göndereyim sana. Zamanla agent neredeyse yaklaşıyor hani şefin yaptığını. Bu mesela işte şu multi agent diyebilirsin buna. Ya yani o çünkü elinde o tarif bilgisi o anda o robotta yok. Onu dijital etsen belki ChatGPT arkaya koysan otomatikte çalışır zaten. Peki bizim dünyamıza getirelim konuyu. Bizim dünyamızdan örnek verelim daha doğrusu. Productçılar için bir AI agent yaratsak nasıl bir şey olurdu? Evet, bunu beraberce hayal edelim. Sonra arkadaşlar da kendileri varsa yorumlara altı eklesinler bence mutlaka. Bir tane şey var burada. Bu AI agent değil ama yani hani AI'yı nasıl kullandılar diye örnek bir şey olması açısından. Chat PRD diye bir custom GPT var. Evet. Farklı şeyleri kullanabiliyorsun. Farklı işte PRD template'larını seçebiliyorsun. İşte şu bunu kullanmak istiyorum, şunu kullanmak istiyorum, şu formatta yazmak istiyorum diye seçebiliyorsun. Ondan sonra prompt'la anlatıyorsun. Benim ürünüm şöyle şöyle falan filan. İşte bu özellik şöyle bir şey olacak falan diye anlatıyorsun. O sana bir PRD çıkarıyor. Yani ben denedim biraz. Hani çok çok da bayılmadım ya. Çünkü zaten hani bayağı bir şeyi senin detaylandırman gerekiyor gerçekten iyi bir PRD olması için. Yani onu yaptığın zaman zaten yapmış da oluyorsun aslında PRD'yi ama bu bir örnek. Bence güzel de yapılmış bir yani güzel bir inisiyatif bence. Yani güzel bir ürüncük. Bu var yani hani agent değildir ama bir örnek yani AI nasıl kullanabiliriz tarafında. AI agent ne olur burada? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bir agent yapacak olursam arkadaki kullandığım LLM modelini yani Large Language Model tarafını kendim de seçmek isterim. Yani şu anda dışarıda publicly birbirleriyle kapışan yüzlerce LLM modeli var. Bir sürüsü bedava, bir sürüsü paralı. O modelleri de seçebilmeyi şey yaparım ki birçok fonksiyon artık bunu seçmeye şey yapıyor. Yani yarın bir gün bir dakika bu benim işimi görmedi. Buradaki modelde çok fazla inputlarda hata alıyor deyip ben language modeline değiştirebilirim. Bunu isterim. Bir bunu öncelikle eklemek isterim. Ben mesela şöyle bir çok kısa hayalimde şöyle canlandırıyorum. Bir manager'ın bir günlük şeyinde gerçekten en az %40 vaktini böyle bir sürü takip ettiği, manuel ya da gördüğü, üzerinde bir şeyi çalıştırması gerektiğini iş oluyor. Dokümantasyon işi oluyor. Bence bunların bir kısmını AI agent tarafına verebilsek, diyelim ki işte product AI agent diyelim adına. Bir product AI agent yapacak olsak ben mesela gündelik paperwork işlerin buraya yüklenip daha çok strateji, daha çok planlama, daha çok önceliklendirme tarafında kalmasına ya da zamanını oraya kaydırmasına şey yapardım. Mesela şöyle bir şey olsa benim çok hoşuma giderdi. Abi zaten iş var belli. İşte buraya bir tane yeni bir feature yapacağız. İşte ne bileyim bir tane chatbot entegre edeceğiz müşterilerin deneyimini iyileştirmek için. Benim adıma chatbot'un bütün dokümantasyonunu yazıp arayüzü ya da en azından wireframe'i çizip bir hazır doküman, analiz dokümanı haline getirse benim işimin büyük bir kısmını alır ama şunu değil, bir chatbot nasıl yapılmalı bilgisini demiyorum. Benim adıma gün vaktimi ayırdığım, ben onun mirosunu yapıyorum. Dokümanını hazırlıyorum. Jira'ya ya da Product Discovery'ye ya da neyse Confluence'e giriyorum. Bunun hepsini girilecek hale getirirse, bak burada Confluence linki var. Arkadan bağlarım ben onu, sıkıntı yok. Bak burada task'ını açtım. Bu da içerik, bu da okey. Tamam. Bu mesela müthiş olurdu. Bunun olması için tabii ürünün ekranlarına, fonksiyonalitesine, ürünün nasıl çalıştığına, genel tasarımın nasıl olduğuna vesaire hepsine hakim olması lazım. Bu konuda besleniyor olması lazım. Çünkü hiçbir şey
bilmiyorsa çok jenerik bir şey verecek sana. Senin de işine yaramaz. İşte Halbuki burada senin kullanıcı tam hani deneyiminin hani buyur abi pardon. evet, sağ olun. Senin kullanıcı deneyimine paralel bir şey yapıyor olması lazım. Yani senin komponentlerini kullanabiliyor olması lazım. Senin işte tasarım, çünkü wireframe de yapacak ya. Senin tasarım sistemine paralel bir şey yapabiliyor olması gerekiyor. Bunun için de o bilgiye ihtiyacı var. Bunu da şeyden alabilir mi sorusu var kafamda yani. Zaten hali hazırda yapılan bütün PRD'ler, bütün Jira issue'lar, bütün task'ler vesaire. Bu arada bununla alakalı şimdi aklıma geldi. Alive konferansında en uygundan yankı vardı. Onlar böyle bir şey denemeye başlamışlardı. Yani bütün kendi task'lerini bir AI modeline tanıtıp okutup oradan PRD'leri yazdırmayla alakalı bir çalışma yapıyorlardı. Ona da bakalım dinleyecek mi? Ona da buradan bir şey olsun. O da kendisi paylaşsın. Ne durumdalar falan diye. Ona doğru gidiyor aslında. Hayalimizi ediyoruz. Hayalimiz de bence gerçeğe dönmeye çok yakın. İşte dün arkadaşlar Atlassian'da birileriyle hani görüşler, toplantı yaptılar. Çok benzer bir modeli yapmaya çalışıyorlarmış şu anda anlattığına göre. Senin bu hayal ettiğin şeye çok yakın bir şey yapıyorlar şu anda. Çıkarsa görürüz. Yok, zaten olmaz diye değil, sadece şey kafamda şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani bunu olması için ne gerekir diye parçalamaya çalışıyorum Yani ne bileşenleri. gerekir deyince ben de aklıma neden olmasın kısmı geliyor. Yani ben şimdi düşünüyorum kendi sistemim içinde o verilerin hepsi bende var ve ben kapalı devre bu bilgileri zaten içeride tutuyorum ya da cloud'daki birçok tool'a besliyorum. Sadece burada adamların da benim hani büyük şirketlerin de çözdüğünü düşündüğüm şey çok da metaforik bir şekilde uzatmadan anlatayım. Bana şey anlatmışlardı orada bir küçük workshop'ta. Bütün bu modellerin başarılı olmasının en temel sebebi clean bir data olması altta. O clean data'nın oluşmasını sağlarsan aslında data zaten hepimizin elinde var. Yani senin girdiğin PRD'ler sistemde, tasarımlar sistemde hiç bunu yapamasan bile gider ön yüzü tarayacak bot yaparsın, tasarım diline öğrenir. Bunlar zaten şu anda mümkün ya. Ama önemli olan o clean bir datayı single source of truth olarak tutup bunun üzerine AI modeline ben large language modelde biraz daha ChatGPT'ye yakın bir şey kullanmak istiyorum ya da Gemini kullanmak istiyorum deyip karar verdiğinde onu train etmeye başlıyorsun. İşte bu modeli şu anda sen anlattığın aynısını benzerini zaten Salesforce şeyde kullanıyor abi. Para yapmak için kendi ürünü üzerinde çalıştırıyor. Ya benim ürünümü sen zaten kullanıyorsun. Ben ürünümü senden daha iyi biliyorum. Ürünümün 130 fonksiyonu ben otomatize ettim abi sen burayı kullanma diyor zaten. Şimdi ben bu ürünü geliştiriyorum ya product ekibinde. Ben zaten domaini biliyorum. Know-how da biliyorum. Eğer datayı ve ürünün dijitalleştirmiş datasını arka tarafta çok temiz bir yere aktarırsam bence bu çok mümkün. Biz de şeyi deniyorduk işte ya biz bir şeyden AI sisteminden PRD bir yerde yazdırabilir miyiz? Bunlar var. Bunlar hatta düzgün de çalışıyor bayağı. Ama o adamın zamanını almıyor ya da zamanını hani o adamın yükünü almıyor ya da zamanını azaltmıyor. Ben mesela cidden zamanını azaltan bir şeyden bahsediyorum. Buna böyle mühendis arkadaşlar da el atarsa beraber bir model yapıp bir agent çıkartıp bence şey yapabiliriz. Ben sana bir şeyle daha geleyim, bir fikirle daha geleyim. Bence şu güzel olurdu. PM'liğin en önemli kısmı da aynı zamanda iletişim ve koordinasyon ya. Ve sürekli bir hani şey gerekiyor ya. Sen bir toplantıdasın, bir şey konuşuyorsun. Sonra şöyle, ya şunu da çağıralım. Onun da bunu bilmesi lazım veya onun da bir fikrini almamız gerekiyor. Veya işte sen bir karar veriyorsun ve diğer takımların bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Ama bazen biz o bilgilendirmeyi yapmıyoruz. Çünkü kafa dağılıyor, başka yere gidiyor vesaire vesaire. O zaten toplantı notlarını tutan arkadaşlar var ya, AI arkadaşlar. Evet. Oradan o çıkarımları yapıp da ben toplantıda işte bunu ben Murat'a söylemem lazım veya ben bunu Murat'a haber vereyim dediğimde onu zaten Murat'a bir işte kullanılan chat uygulaması üzerinden yapabilir veya bir Onu şeyde Jira. yapıyor abi. Sen bu ismi şey yaptın, bu channel'da yok. Mentionlayıp eklemem ister misin diyor. Yok, ben onu da geçtim. Onu bir üstüne, O da mı yani bilgi versin? o direkt bilgi versin. Murat haberin olsun. İşte şu konuda böyle bir karar alındı.
Bu kararı senin de bilmen gerekiyor. Haberin olsun. Eğer şey olursa Eren'le konuşabilirsin bu konuyu gibi bir bilgilendirme yapsın veya desin ki mesela ben konuşuyorum işte developerlarla konuşuyorum. Ya burayı tam bilmiyorum nasıl yapacağımızı buna bir Murat'a soralım. Dediği zaman Jira'da veya GitHub'da issue'nun içerisinde seni mentionlayıp Murat burada senin yorumun gerekiyor diye Evet. benim yerime şey yapsın. O iletişim yani insanlar arası o takım içerisindeki iletişimi sağlayacak agent. İletişimci Süper. AI diyelim. Süper. Süper. Communicate Bence AI. bunun üzerine çok düşünülecek konu var. Düşünüp fikir geliştiren örnekleriyle bence anlatsın bu konuyu, bence biraz daha büyütelim. İyi olur. Ya bu zaten hala şu an keşfettiğimiz bir konu yani AI agents konusu. AI zaten öyle de AI agents daha da yeni Abi bir seneye şey bu zaman bence. ne çıktı? Bir konuşalım tekrar. Seneye bu zaman Aa, çok abi şey çıkar ya. Çok ne şey çıktı? çıkar. Product alanında ne çıktı? Ben de çok şey yaparım. Heyecanla bekliyorum yani. Ya zaten diyorsun ya Atlassian bunun üzerine bir şey yapıyormuş diye. Ya zaten Evet. kim yapacak? Atlassian yapmayacaksa kim yapacak yani? Anladın mı? Hani Herkes kendi ürününde öne çıkabilmek için, yani herkes şey koşuyor ya, biz bugün AI'le ne yapalım? Hadi AI hype oldu, nasıl kovalayalım? Arkasına nasıl gidelim? Herkes zaten en iyi yapabildiği iş üzerine yapmalı bunu yani. yani aynen. Şeyi gördün mü bu arada? Ben şeyi düşünüyordum. Benim alanımda ne olur falan diye sonra podcast aklıma geldi. Notebook LM diye bir şey var. Orada bir link veriyorsun. Ve o linkteki yazı hakkında veya bir video hakkında podcast çekiyor. Ve iki tane hani AI karakterinin birbiriyle sohbet etmesinden gerçek bir podcast oluşturuyor. Yani biz şu anda mesela AI Agents'la alakalı birkaç tane makale versek şeye, Notebook LM'e ve desek ki işte hani şununla ilgili bir podcast çek. Tabii İngilizce şu anda da. Bu arada dinlemişindir konuşmalar falan filan da acayip realistik. Çok Şey realistik diyelim. yani. This conversation powered by Notebook LLM Şu an aslında Eren'le Murat konuşmuyor. Eren'le Murat'ın AI kardeşleri konuşuyor. Olsaydı güzel olurdu. O aynen. zaman yani bu arada muhabbet biraz yine jenerik her AI şeyinde olduğu gibi çok jenerik başlıyor bu tip şeyler ama bu zaman içerisinde bence çok hızlı bir şekilde değişecek. Yani dinlediğin zaman şey diyorsun ya bu çok bir şey katmıyor çünkü çok jenerik konuşuyorlar ama bu da değişecek bence. Ya yani öyle bir dünyada o ben aklıma gelen konuyu yazarım. Podcast anında çıkar. Hemen de publish ederim. Günde 100 tane podcast çıkarırım yani öyle. Güzel işte, senin zamanı şey yapmış oluyor. Benim hani böyle biraz daha fütüristik yorumla, bence biraz daha böyle sona doğru şey yapalım. Benim kafamda hep şey var. Bunun bir adım sonrası ne olur diye böyle düşündüğümde, şimdi dünyada hep şey hype'ı başladı ya böyle. Hani full elektrikliler sıkıntılıymış abi, hibrit modeller, hatta şimdi dünya hidrojene gidiyor gibi şey var. Hatta böyle bir sürü araştırma yapılmış geçen. Tesla kullanan 1.000 kişi üzerinde işte %20'si falan şiddetli baş ağrısıyla gidiyormuş falan diye Amerika'da bir araştırma vardı. İşte biraz daha böyle AI'de de hibrit modele geçildi ya, şimdi hem AI agent, hem sen işine devam et abi, bir taraftan agent da sana destek olsun. Bence agent to agent gelecek. Yani artık hani hep şeyi konuşuyor da, makinelerin birbirleriyle konuşması. Bence AI'ların birbirleriyle konuşması gelecek, ama günün sonunda bence en büyük, bence hala bottleneck, birilerinin üniversitede datayı tekilleştirilmesi ya da datayı temizlemesi lazım. Yani okyanus temizlemek gibi bir şey bu. Yani Çok okyanus iş var. sürekli birilerine temizliyor olması lazım yani. Orada bayağı aslında potansiyel var. Evet. Bu geçmişte hani San Francisco'da Gold Rush olmuş ve o Gold Rush'ta kazananlar kim olmuş? İşte şey kazma kürek satanlar Aynen. olmuş mantığından. Burada o data temizliği yapanlar büyük bir ihtimal onlardan bir tanesi olacak. Çünkü sürekli yeni datalar gelecek. Bunda ölçekli yapanlar. Ölçekte yapanlar daha doğrusu. Aynen. Bence o kısımda da çok startup çıkar. O zaman Eylül 2025'te bakalım ne olacak diye bitirelim mi? Aynen. Bakalım AI agents'lar
ne yapacak? AI agentler arası kavga çıkacak mı kendi aralarında diyerek. Çıkmaz, anlaşabilecekler mi diyelim. Evet, aynen. O zaman teşekkürler Murat. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim davetin için. Çok sağ ol. Ne demek? Çok güzel. Arkadaş, yani dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.